lütfen sunni tatlandırıcılar ve dengesi bozulmuş, mizanı bozulmuş, ölçüsü bozulmuş, tartısı bozulmuş, orantısı bozulmuş fruktoz ve glikoz tüketmeyiniz. Meyvede bunun ikisi de dengede. Fruktoz ve glikoz hiç problem yok. İstediğin kadar ye. Ama mısırdan, mısırın nişastasından ben yapacağım derseniz işte o zaman teknolojiyi uygulayarak oradaki keton işte bunları tükettiğiniz zaman tatlı diyorsunuz ama epilepsiyi tetikliyor. Keçi boynuzu pekmezi lütfen veya 2-3 tane keçi boynuzunu harnup böyle kırın. 1,5 bardak suda, 2 bardak suda 8-10 dakika kaynatın. Düzenli bunun suyunu için. Göreceksiniz o epileptik nöbetler nasıl azalacak. Bu bir. İkincisi dediğimiz üzerlik. Üzerlik. Şimdi bunu koklayacaklar. Bunun tütsüsünü koklarlarsa çok faydasını görürler. Özellikle böyle bir çay kaşığı kadar bak üzerlik tohumunu ne yapacaksınız? Keçi boynuzu pekmezini ısıtacaksınız. İçine üzerlik. Bununla şöyle bir işte 15 dakika filan içerisinde kalsın. Karıştırın. Böyle 50 derecede filan. Sonra bunu süzün. Ve bu şeyi keçi boynuzu pekmezini tüketecek. Bu bilgiyi gönderen ne olur şu an hakkını helal etsin. Anadolu Lokman hekimlerinden hani dedim ya bildiğimiz işte yöremizde evet o orada yazacak işte bak bundan şifa bulacaklar. Baktım kimyasına çünkü evelallah yani çok faydasını görecekler Hüseyin. Yalnız bak diyorum dedim ki bak amca dedim bunun ölçüsü 5 dakika. 5 dakika kaynatacaksın brokoli. İyi huylu prostat büyümesini yarım saat kaynatıyor. Amca niye yarım saat kaynatıyor? Ya yegenim daha kuvvetli olur diyor. Daha kuvvetli olur diyor. Anlıyor musun? Olmaz. Mübarek bozdun. Şimdi bir çay kaşığı dedim bak. Üzerlik tohumu. Yaklaşık olarak işte yarım litre yani 500 gram diyelim biz. Keçi boynuzu pekmezini ısıtın 50 dereceye kadar içerisine bir çay kaşığı harmala üzerlik tohumuyla karıştırın. Yarım saat kalsın sonra bunu süzün bak içinde bekletmeyin. Ölçü efendim bir yemek kaşığı koyarsam daha çabuk yapmayın. Bak işte onun için bazı bilgileri vermekten geri duruyorum. İmtina ediyorum. Bu bilgi bana ait değil. Baktım kimyasına hakikaten insan şoka giriyor.